kapının kilitli olup zorladık ama açamadık. Yukarıda komşuda yedek anahtar olduğunda açtık buraya ama açarken alevlerin buradan dışarıya çıkması. Ve komşuların yardımıyla, suyla beraber burayı söndürdük. Ama o tarafa geçemedik. Mutfak kısmında dışarıda esnaf bir arkadaşımız girdi içeriye. Oradan aldı, buradan çıkarttılar. Durum buydu yani. Şu an çocuklar iyidir. Babaları biraz sıkıntılı yoğun bakımda. Hastanede. Çocuklar tahminimce 8-10 o civarda. Zaten şeydi, Down sendromlu çocuk. Onun dediğine göre kendisi kamera çekmiş, peçete yakıp video çekmiş. O esnada artık yere atmış. Artık anne babası yatıyor muydu, yatmıyordu. Daha sonra şekil böyleydi. TikTok şimdi. Öyle diyor ama Down sendromdur yani, ne şeydir bilmiyorsun ama. Peki aile kaç dört aile toplam. Yok. Sadece babalarında sıkıntı var. Babalarında var sadece. O da yoğun bakımda şu an. Bizim bu kapıyı zorlu kapı açtığımızda şuralar komple yanıyordu. O tarafa geçemedik. Çocuğun bir tanesini şu camın önüne almışlardı. Oradan aldılar çocuğu. Bir tanesini. Bir tanesini bu camın önüne aldılar. Hanımı da şu odadaydı. Hanım da baba orada. O odadaydı. Evet. Oradan tabii yani şey yanlar buraya attılar. Evet. Yani şu karton diğer şeyler de duruyor. Onları camdan içeri girdi ve çocuğu aldı getirdi. Hepsini çıkarttı onlar. Yani esnafın büyük burada rolü vardı. Bütün esnafın. Esnaf olmasa zaten yok. Gitmişlerdi yani, öyle diyelim. Tabii ki Allah bilir, vadesi yetmemiştir ama esnaf olmasaydı emin olun o dört kişi burada yana yana ölmüştü. Bir de buradaki millet esnaftan şikayetçi yani. Esnaf olmasa gitmişti. Esnaf sağ olsun, burada özellikle bir arkadaşımız Allah'ın razı olsun, camdan içeri girdi.